Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün yine sevdiğiniz bir seriyle devam ediyoruz. Geçtiğimiz haftalarda orijinal Crocs'la replika Crocs'u kıyaslamıştım ve aralarındaki farkları göstermiştim. Bugün de Crocs'tan sonra herhalde piyasada en popüler olan ve en fazla çakması bulunan Birkenstock markalı terliklere bakacağız. Yani Birkenstock mu bilmiyorum. Öyle alışmış benim ağzım. Birkenstock diyorum ben. Neyse, bu kısmı çok önemli değil. Bugün bu ikiliyi kıyaslayacağız. Hemen aşağıda duruyorlar. Bam ve bam. Kutulara geçeceğiz. İnanılmaz fark var bu arada. Crocs'ta bu kadar fark yoktu, onu söyleyeyim. Çünkü Crocs materyal olarak daha rahat kopyalanabilen bir ürün. Genel itibarıyla baktığımızda plastik bir papuç aslında. Ama bunda gerçekten fark var. Geçmeden önce belirteyim. Ben normalde Crocs falan giymiyorum. Birkenstock giyiyorum yaklaşık 9 yıldır. Hatta giydiğim Birkenstocklarım da elimde. Arizona modeli bu. Bu benim ikinci Birkenstocklarım. İlkini 6 sene giymiştim. Bunlar da 2,5-3 senedir ayağımdan çıkmıyorlar. Yani terlik deyince benim için budur. Söyleyeyim, Crocs'lar çöp. Ya yani bu benim düşüncem. Birkenstock'la alakalı daha anlatmaya devam edeceğim ama öncesinde kutularımızı açalım. Evet, reisler burada zaten en başta patlayıverdi. Yani aradaki farka bakar mısınız? Bu ikiliyi kıyaslarken giydiğim terliği kullanmayacağım. Gittim bir tane daha satın aldım orijinalinden. Çünkü Crocs videosunda biri giyilmiş orijinal terlikle giyilmemiş replikayı kıyaslamak doğru değil bence yazmış. Hak verdim bu arada. O yüzden gittim sıfır aldım bir tane de. Aga vallahi fena masrafa giriyoruz ha. Neyse, kutulardan başlayalım. Replikanın kutusuna bakalım. Ahı gitmiş vahı kalmış. Yani çok dandik bir karton. Yamulmuş zaten, böyle geldi. Burada Birkenstock'un tüm modelleri var. Sandaletleri de var, ayakkabıları da var ama ayakkabılarını Türkiye'de görmedim ben hiç. Şu Gize modeli çok tutuluyor Türkiye'de, bir de Arizona. Orijinali de getireyim. Yani kutuların arasındaki fark bariz belli. Burada baskılar bile silinmiş ya da basılamamış, bilmiyorum. Zaten materyal farkı bu. Nanay. Yan taraflarına baktığımızda numarasını böyle elle yazmışlar. Burada işte etiketleri vesaire var. Yani benzetmeye çalışmışlar ama olmamış. Yani yazı fontları bile çok farklı. İyi çakamamışlar yani. Çok beğenmedim. Şunu da belirteyim. Replikayı Instagram'da bir butikten satın aldım. Yanlış hatırlamıyorsam 200 lira gibi bir fiyat ödedim. Belki 190 liraydı. Tam emin değilim. Ama bu civardı. Orijinale gittim, kendim mağazadan aldım da 1500 lira gibi bir para ödedim. Evet, bayağı pahalı bir terlik maalesef. Ama bence kesinlikle değer. Birçok terlik denedim. İşte eskiden Havainas'lar vardı, şimdi tekrar popüler olmaya başladı. Dünyanın en gereksiz terliği bence. Crocs bir dönem denedim, replikasını da giydim falan. Beğenmedim yani, ayağını terletiyor. Denize giriyorsun, suda ayağın kayıyor terliği giyince falan, böyle aptal saptal bir terlik. Ama bu canavar zaten Alman malı. Kalitesine falan zaten tartışılacak bir şey yok. Böyle pazarlıyor gibi oldum ama gerçekten çok severek giyiyorum. Bu Gize modeli, yani parmak arası olan modeli vardı. İlk Birkenstock'um oydu. Sonradan Arizona'ya geçtim. Normal bu alıştığımız terlik tasarımına. Tabanı hakkında konuşacağım ama kutuları açalım bayağı. Evet, reisi açalım. Oba. Bunları at kenara. Şimdi gelelim orijinale. Orijinalin de kutusu çok ağam şağam bir kutu değil ama hiç değilse eli yüzü düzgün. Evet, içi falan zaten böyle özenli. Evet. Durum bu. Aynı rengi bulamadım. Zaten bu benim sipariş ettiğim renk değildi. Yanlış rengi yollamış o Instagram'daki kişi. Çok üstelemedim açıkçası. İade et, tekrar yenisini söyle falan. Hani aynı renk olmadı, helal edin. Şunları da takalım. Birer tekini de alalım. Şimdi en başta gözüken bu zımba gibi duruyor. Bu böyle yamulmuş. Düzeltelim şuralarını. Bakın bunda hiçbir kıvrılma falan yok. Orijinalden bahsediyorum. Bu böyle, Allah'a emanet. İç tarafına baktığımızda gayet benzerler. Ufak tefek farklılıklar var. İşte şu ayak simgesi farklı yerde. Fontlar tamamen farklı. Ve şu uç tarafta ekstradan bir şey daha var. Yan tarafına baktığımızda yine font farkı görüyoruz. Replikada fontlar biraz daha büyük. İkisindeki O'ya bakarsanız aradaki farkı anlayabilirsiniz. Çok benzeyen fontlar ama farklı fontlar. Şimdi ben bu terliği neden seviyorum? Biraz onu anlatayım. Bu gördüğünüz tabanlar mantar taban diye geçiyor. Görüntüsü ve dokusu itibariyle biraz sert bir taban. Fakat şöyle bir güzelliği var. Bu sertlik yaklaşık bir hafta sürüyor. Çünkü bu mantar tabanın özelliği belli bir süreden sonra ayağınızın birebir şeklini alması. Yani hiçbir ayakkabıya, hiçbir terliğe benzemiyor. Hatta giydiğimi de getireyim. Bu arada böyle kararma yapıyor belli bir süre sonra. Bakın burada baş parmağımdan diğer parmaklarıma kadar
hepsinin izi var. Biraz da kirliymiş ha. Helal edin. Bu hale büründükten sonra o kadar rahat oluyor ki tarifini yapamam. Ben çok fazla giyiyorum bu terlikleri. Ayaklarım hava alınca böyle rahat olunca zaten tansiyonum bile yerine geliyor benim. Hatta arkadaşlarım rahatsızdır bu durumdan. Bir kafeye falan gideriz ve salaktan ayakkabılarımı çıkartırım böyle rahatlamak için. Hani toprağa basınca insanın elektriğini alır ya, onun gibi bir hissiyat oluyor bende. Diğer güzel özelliği, hiçbir şekilde ayağınızı terletmiyor. Ve böyle her giyip çıkarttığınızda gayet serin bir terlik karşılıyor bizi. Şöyle bir dezavantajı var. Bayağı büyük bir dezavantaj. Bu tarz mantar taban terliklere su değdirmemeniz gerekiyor. Yani değse de bir şey olmaz ama sürekli böyle suyla temas ettiğinde çabuk bozuluyor yapısı. Ve parçalanmaya başlıyor. Ben bir önceki Birkenstock'larla 50 kere denize gittim falan. 6 yılda parçalandı. Öyle söyleyeyim. Yani bunu bir deniz terliği olarak görmeyin. Günlük kullanabilirsiniz, evde kullanabilirsiniz. Yani satın alırken bunu göz önünde bulundurun. Bu arada ürünün linkini aşağı açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan bakabilirsiniz güncel fiyatına. Altına baktığımızda gayet benzer şekilde tabanlar var. Dokunduğumda evet, bayağı hissiyat farkı var. İkisi de yumuşak. Bastırdığınızda böyle iç tarafa göçüyor şu çıkıntılar. Fakat replikada bir lastiğe eziyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Orijinalde de sert bir süngere basıyormuşsunuz gibi hissettiriyor. Yani dokununca bayağı bir fark var. Daha yakından göstereyim. Zaten böyle süngerimsi dokulu bir yapısı var. Diğeri bildiğiniz düz silikon. Orijinalin tabanında neredeyse hata yok. Replikanın tabanı Allah'a emanet. Bir dakika. Şimdi yüzüme doğru yaklaştırınca fark ettim. Rezalet kokuyor. Yani replika bayağı kötü kokuyor. Havalandırınca yine geçeceğini biliyorum ama ya o kadar sentetik kokuyor ki hiç sağlıklı gelmedi. Yani bunu giysem büyük ihtimal ayağın yeşil falan olur belli bir süre sonra. Tabii bu işin esprisi de yani bilmiyorum, çok sağlıksız bir materyal kullanılmış. Bak, canavar gibi deri kokuyor bu da. Oh. Koku çok ayırt edici bu arada. Yani bu güzel kokarken bu leş gibi kokuyor. Yan yana tuttuğumuzda renkleri dışında çok bir farklılık yok. Tabanların kalınlıkları neredeyse aynı. Mantar bölümüne geldiğimizde burada iş patlıyor. Yani replikaya baktığınızda mantar görünümü verilmiş plastik gibi. Bu ama burada böyle parçacıklı bir yapısı var. Daha yakından göstereyim. Yani böyle içinde bir sürü küçücük taşlar varmış gibi bir yapısı var. Diğerinde de durum böyle. Bir Crocs'u uzaktan replika mı değil mi anlayamam ama böyle bir çakmayla orijinali çok rahat ayırt edebilirim uzaktan görsem bile. Zaten çok belirgin. Toka kısımlarına geldiğimizde benzer yapıdalar fakat şu tokanın geçtiği uç orijinalde kalınken replikada bayağı bir ince ve dışa doğru taşıyor. Keza delikleri de öyle. Orijinalde gayet geniş delikler bulunurken replikada küçücük delikler var. Şuradan baktığınızda kullanılan derinin kalınlığı da çok farklı. Orijinalde gayet sert, replikada kağıt gibi. Bu arada iç dokusunu ve tabanın dokusunu hiç fena bulmadım. Hani böyle süretimsi bir hissiyat yaratmışlar. Ama yine tabanı ikisini de elinize aldığınızda bunda böyle gıcır gıcır ses çıkartacak bir taban varken bunda böyle mantarın kırçıllarını hissedebiliyorsunuz. Şöyle göstereyim. Tırnağımı sürtüyorum. Bakın. Alkantara süet gibi iz kalıyor. Bunda hiçbir şey yok. Ağırlıklarını ya orijinal kesinlikle daha ağır. Hadi tahmin yapayım. Buna 260 diyorum. Yok ya, çok mu söyledim? 220 diyorum, buna da 260 diyorum. Hadi bakalım replikayla başlayalım. 197 gram. Bayağı sallamışım, 220 demiştim buna. Aa, bak yaklaştım orijinale. 260 demiştim, 252 çıktı. Aralarında 55 gramlık fark var. Yani bu ağırlıktaki bir ürün için bayağı bir fark. Yani %20'lik bir fark var aralarında. Bu arada alacaklara söyleyeyim, kalıpları bayağı büyük. Ben normalde 44 veya 44,5 giyiyorum. Bu terlikte ne hikmetse 42 giyiyorum. Alacağınız zaman ya deneyerek alın ya da internetten sipariş verecekseniz ayak numaranızın bir numara aşağısına alın. Birazdan replikayı da orijinali de ayağıma giyeceğim. Görüntülerini göstereceğim ve rahatlıklarını puanlayacağım. Ama öncesinde ne kadar deforme olduğunu göstereyim. Sol elimde tuttuğum, 3 yıldır giydiğim, bu da sıfırı. Söylediğim gibi bu kararmalar olacak. Tüm Birkenstock'larda oluyor. Bakın şu topuğun oradaki çizgiler bile yok olmuş. Tam topuğumun şeklini almış belli bir yerden sonra. Ufak topuk kısımlarından böyle çıtırdamalar başlamış. Tabanına baktığımızda sıfıra göre hafif bir incelme var. Yine bence gayet makul seviyede. Bakın tabanı yaparken bile
Parmaklarınızla ayağınızın arasındaki boşluğu bile düşünerek yapmışlar. Bu da yine ayağınızın şeklini alıyor. Sıfır olan da daha belirginken benimkini de biraz daha normale dönmüş. Böyle ufaktan yamulmalar başlamış ama derisi gayet sağlam. Replikalarda böyle bir sıkıntı da var bu arada. Çok rahat parçalanıyorlar. Gerçek deri değiller çünkü. İşte tabanından atıyor, tokanın takıldığı yer yırtılıyor falan. Alacaksanız bu terliği parayı denkleştirip orijinal almanızda fayda var. Kimin lafıydı hatırlamıyorum. Ucuz mal alacak kadar zengin değilim diye bir laf var. Warren Buffett'ın sözüydü galiba. Sallıyor da olabilirim. Yani şu replikayı alıp 4-5 tane parçalamaktansa bir tane orijinal alın. Hem orijinal giymiş olursunuz hem de daha sağlıklı olur. Çünkü kokusu çok rahatsız etti beni. Bir de son olarak şu küçük parçacıklar matlaşmaya başlıyor. Bu gördüğünüz parlak yüzey yavaş yavaş eriyor. Bir de topuk baskıdan dolayı dışarı doğru taşmaya başlamış. Ama hala çatır çutur giyiyorum. Daha beni rahatlıkla 3 sene kadar daha götürür diye düşünüyorum. Hadi şimdi bir ayağımıza deneyelim. Evet, videoyu izlediniz. Aklınıza takılı olan bir şeyler varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Cevaplamaya çalışacağım. Bu seri tam gaz devam edecek. Böyle 2 haftada bir, 3 haftada bir video yapmaya çalışıyorum. Ama bana fikir vermeniz gerekiyor. Sizin istediğiniz orijinal vs replika kıyaslamaları varsa onları da yorumlarda belirtin. Cevap vermesem bile okuduğuma emin olun. Bu arada benim bir Telegram kanalım var. Orada işte indirimli bulduğum ürünleri, kampanyalı ürünleri paylaşıyorum. Şurada çıkacak. Açıklama kısmında linki de var. Oradan Telegram'ıma bakabilirsiniz. Bir de elindeymişken abone olup bildirimleri açıp videoyu da like atarsan tadından yenmez. Tabii beğendiysen videoyu. Çok uzatmayayım. Yanda 2 tane videom çıkacak. Aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben, kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.